Hocam ben Gilosun'dan Abdülbaki. Kehf mağarasına sığınmak isteyenlere bugün neyi tavsiye edersiniz? Yakışıklım tabii Allah'a sığınacaklar. Bir araya gelecekler. Kehf suresi bize neyi anlatıyor? Bir Mehdi hareketini anlatıyor. Çift koldan İslam hakim oluyor. Nasıl oluyor? Bir Kehf ehli var. Bir de Rakim ehli var. Yani Mehdi ve İsa Mesih'in talebeleri. O kod isimleridir. Özellikleri ne? Gençlerden oluşuyor. Başka? Toplum tarafından baskı yoruyorlar. Ve kendi dinlerine, kendi inançlarına toplum tarafından çekilmek isteniyorlar. Ama kabul etmedikleri için de baskı yoruyorlar. O yüzden bir arada yaşıyorlar. Temizliğe çok dikkat ediyorlar. Çok özenler, helale harama çok dikkat ediyor. Birbirlerine çok bağlılar. Bu gençlerin olduğu dönemde büyükçe bir cami yapılıyor. Yine ayrıca büyük, güzel bir muhteşem bina yapılıyor. Ve sonunda İslam hakim oluyor. Yani bu konular ilerlerken Hızır'la karşılaşılıyor. Zülkarneyn yani Mehdi devreye giriyor ve İslam dünyaya hakim oluyor. Kehf suresi Mehdiyet'in kısa bir özetidir. Bütün detaylarıyla Mehdiyet'e ait her türlü özellik sembollerle, nezaketiyle anlatılmıştır. Mehdiyet'e ait her türlü bilgiyi Kehf suresinde bulabilirsin. Dikkatli bir göz baktın mı hemen anlar.